Ekonomik ve diplomatik ilişkilerini giderek güçlendiren Rusya ve İran yeni bir takas anlaşmasına imza attı. Rusya Başbakanı Yardımcısı Alexander Novak, takas anlaşması kapsamında İran'a petrol ürünleri sevkiyatına başladıklarını duyurdu. Rusya'nın Grozny şehrinde düzenlenen Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Novak, petrol ürünlerinin takas yoluyla sevkiyata başladı ve ürün sayısını artırma konusunda da anlaşmaya vardık ifadesini kullandı. Rusya hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada Rusya ve İran'ın büyük tonajlı ve yük gemilerinin ortak üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri aktarıldı. Açıklamada iki ülkenin petrol, doğalgaz, nükleer sanayi, finans, sigorta, gümrük, lojistik ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Komisyon toplantısı sırasında iki heyetin tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve bankacılık alanlarındaki işbirliği artırmanın da değerlendirildiği ifade edildi. Rusya'nın İran'ın deniz limanlarına yatırım yapma olasılığını değerlendirdiği ifade edilirken, İran tarafının da limanlarını transit dahil Rus yükler için dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını teklif ettiği bildirildi. Rus şirketlerin İran'da 100 megawattlık güneş santrallerinin ve rüzgar tribünlerinin yapımının finansmana katılımının da masada olduğu belirtildi. Anlaşma kapsamında İran'da petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, ürün ticareti, büyük ve küçük tonajlı LNG projeleri, boru hatları inşası ve bilimsel teknolojik işbirliği yer alıyor. İran Enerji Bakanı Cevad Oji, yapılan toplantının müspet sonuçlar getireceğini belirterek, gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi özellikle ekonomik alanda her geçen gün artacaktır dedi. Cevad Oji, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin genişlemesinin uluslararası yaptırımları etkisiz hale getireceğini vurguladı. Rusya ve İran'ın ticaretteki engelleri kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Novak, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya karar verdiğini belirtti.